Sen iyi misin? Şey, ilaçlarını yanına almayı unutmuşsun. Hemen bir saat sonra ilacın var. Ben gideyim. Ama lütfen ilaçlarını almayı unutma. İş stresine kapılıp da atlama. Eve nasıl döneceksin? Nasıl geldin? Şey, araba dışarıda. Merak etme, dönerim ben. Sağ ol Paro. Efendim, ilacınız. Para az önce ne dedi? Bir saat sonra almam lazım. Ne gülüyorsun? Bu sizce de biraz tuhaf değil mi? Daha birkaç ay önce Parvati'ydi. Gözünüzde cahil kızın tekiydi. Düşmandı. Ve bugün... Bugün eşiniz. Bir an bunlar nasıl oldu diye düşündüm de... Daha sonra her şeyin cevabını bulmam zor olmadı. Siz kendinize gelince... Ne oldu o zaman? Ne? Kendinize gelir gelmez Paro diye sayıkladınız efendim. Annemin bir sözü vardır. Birinin ne zaman bir sıkıntısı, bir ağrısı olsa ya da bunlardan ne zaman kurtulsa aklından en yakın olduğu o kişinin adı geçermiş. Kimin için yaşıyorsa onun adı. Ve siz de Parvati'nin bütün hayatısınız. Yoksa mabede yalın ayak koşmazdı efendim. Yeter. Sana bir önerim var. Bu işi bırak, sokakta bilezik sat. Oyalanmadan. Tecavat bulunmuş mu, git öğren. Baş üstüne. Oğlum. Alo. Bu ne güzel sürpriz. Rudra beni telefonla arıyor. Söyle bakalım, ne oldu? O eve döndü mü? O mu? O kim? Kimi sordun oğlum? Mohini mi? Yoksa Maitri mi? Hayır hayır, kesin Sünehri'yi kastediyorsun ha? Ranavat. Aa, anladım, karını soruyorsun. Kim olacak Parvati? Aha evet, geldi. Merak etme, burada. Onun için endişe etmene gerek yok. Allah'ım, bugün öyle çok mutluluk verdin ki bana. Onu tanıdığımdan beri ilk kez teşekkür etti. Şimdi de arayıp babama eve dönüp dönmediğimi soruyor. İyi olup olmadığımı merak ediyor. Paro bu anların tadını çıkar. Hafızana iyice kazımaya çalış. Çünkü hayatının geri kalanında elinde sadece bu anılar olacak. Eğer kocamın hayatını kurtarman için bu gerekliyse öyle olsun o zaman. Onun kurtulması için ilişkimizi feda etmeye hazırım Tanrım. Tamamen iyileşip kendine geldiği gün, o gün onunla bütün bağlarımı koparacağım. Rudra'yı tamamen bırakacağım. Sana bir şey sormak istiyorum. Gerçekten de hastanede kendine gelir gelmez, gözlerini açar açmaz Parvati'nin adını mı söyledin sen? Amanla oturup rapor yazmaya mı karar verdiniz? Sayıkladığım her bir şeyi
Bir yere not mu aldınız yoksa? Hayır oğlum, hayır hayır. Aman bana bir şey anlatmadı. Bana amcan anlattı bunu. Hadi ama duymak istiyorum. En sonunda onun iyiliğinden ve tatlılığından etkilendin değil mi? Yoksa burayı arayıp döndü mü diye sormazdın. Karının hayatı yine mi tehlikede yoksa? Yeter ama. Öylesini aradım, tamam mı? Ben hiç öyle sanmıyorum. Bu alışkanlığın olacak. Sonra çok güzel bir duyguya dönüşecek. Ve o da yerini çok güzel bir heyecana bırakacak, adına aşk denen şeye. Rudra oğlum dinle. Aşkı kabullen artık. Daha ne zamana kadar böyle geçmişe takılı kalacaksın? Geçmiş incitir. Kurtul artık. Dinle oğlum. Kendine mutluluk için şans ver. Bana ait olan çok uzun bir süredir sendeymiş. Benim olması gereken şeyden kendimi uzak tutuyormuşum meğer. En sonunda onun iyiliğinden ve tatlılığından etkilendin değil mi? Kendinize geldiğiniz an Parvati'nin adını sayıkladınız efendim. Param. Param. Binbaşı. Ha? İyi misin? Evet, iyiyim. Elim... Hadi elimi tut. Bir kez dene. Bu kadar çabuk pes etme binbaşı. Saçmalamayı bırak artık. Git başımdan. Sıkı tut elimi. Şimdi de gözlerini kapat. Farz et ben Paro değilim. Senin düşmanınım.
Farz et senden kaçmaya çalışıyorum ve senin beni yakalaman gerekiyor. Ne oldu? Acıyor mu? Daha güçlü sıkmaya çalış. Nefret ettiğin birini düşün. Tamam. Artık bir şey düşünme. Bana sıkıca sarıl lütfen. Ama canın yanar. Kızmadan. Sadece sıkı sıkı sarıl bana hadi. Sıkı sıkı sarıl bana. Gitmeme sakın izin verme olur mu? Ne şimdi? Ne başka zaman? İlaçların. Neden Paron? Neden? Ben taş kalpli bir adamım. Taş kalpli. Kimseyi sevmem. Duygularım yok. Sırf şiddet ve intikamı bilirim. İnsanların canını yakarım. Hatta öldürdüğüm bile olur ama... Kimseyi sevemem. Beni neden seviyorsun ha neden? Neden Paro? Allah'a neden inanıyoruz? Neden adak atıyoruz? Kimine zehir olan, kimine nasıl ilaç olur? Dünya neden yuvarlak? Güneş neden doğudan doğar? Cevapları yok, değil mi? Senin sorunun da cevabı yok. Bunun sonu yok, Paro. Benim aşkımı kazanamazsın. Hayatını mahvetme. Kaç kurtar kendini. Rudra lütfen böyle konuşma. Sen gerçekten beni anlamıyorsun. Benim yaram öyle derin, öyle büyük ki... Seni çürütecek kadar. O kadar derin. Ve canın yanıyor. Bunu bana kendin söylemiştin. O gün karargâhtayken. Aklın başında değildi. Benim yaralarımın ilacı yok. Asla geçmez. İyileşmez benim yaralarım. Hissediyorum, geçmiyor. Acıyor. Acıyor. Ben ne zaman geçmişi unutmayı düşünsem işe yaramıyor. Ne zaman geçmişimi bırakmak istesem o beni bırakmıyor. Hayatıma darbeler indiriyor. Devam etmeme asla izin vermiyor. Benden artık geçmişimi unutmamı istiyorsun öyle mi? Bunu nasıl yapacağım Paro? Geçmişim beni hep gölge gibi izlerken nasıl yapacağım bunu? Karşıma sürekli beni hatırlatan bir şey çıkarken... Geçmişim benim... Sonum olacak, evet bunu biliyorum. Peki ya annen? Devam et Rudra. Anlat bana. Benim...
çocukluğum olmadı. Hiç çocuk olmadım. Oyun oynayamadım. Tatile gitmedim. Tek yaptığım oturup o dönecek diye beklemekti. Sırf bir gün dönecek diye bekledim. Ağladım. Özledim. Dağıldım. Kırıldım. Sonra nefret etmeye başladım. Bugün hala ediyorum. Artık onu istemiyorum. Gelmesin. Beni aramasın. Ulaşmasın. Ama o geri döndü. Hayatım boyunca onu tamamen unutabilmek için kendimle savaştım. Ama o yine hayatıma girdi. Oynamak için. Benimle yine eğlenmek için. Yoksa annen... Bir bilsen... Paro, bir bilsen... Nerede gördüm? Neredeydi? Kimin yanındaydı? Gördün mü onu? Gördün mü onu? Gördüm. Efendim, ben Kumar. Geç saatte aradığım için özür dilerim ama sizi görmek isteyen bir hanım var. Öyle mi? Kim? Bana sadece Tejavat'tan kaçtığını söyledi. Kendini sizin eve getirmemi istiyor. Adınızı ve adresinizi biliyor. Sizin yanınızda güvende olacağını söylüyor. Yanınızda olursa ona bir zarar gelmezmiş. Sen neredesin? Hem o kadın, o nerede? Şu an kapınızın önünde efendim. Binbaşı. Aç da dursan, öfke de kussan dönmeyecek o. O bizi terk etti, tamam mı? Sen de unut gitsin artık. Hayatına onsuz devam edeceksin. Bu söyleyeceklerimi sakın unutma. Güzel kadınlar asla sadık olmaz. Ne babalarına karşı, ne kocalarına karşı, ne de oğullarına karşı. Tanrı'yı bile dinlemeyen bir kadın o. Ailesini neden dinlesin ki? O senin babanı. Ne yazık ki hiçbir zaman sevmedi canım. Ne onu ne de seni. Hiç düşünmeden kaçtı gitti. Kocasını oğlunu arkasında bıraktı. Bu kadın Bayan Takur değil mi? Bay Takur'un eşi. Bu o değil mi? Artık gidebilir miyiz?
Hani nerede? Burada, hemen getiriyorum efendim. Burada güvendesiniz efendim. Yüzünüzü rahatlıkla açabilirsiniz. Ne işin var burada?